Rall TV ekranlarında Yön Veren Komutanlar programımız kısa bir aradan sonra devam ediyor. Bizler aradan önce Hazreti Halid bin Velid'in Mute Savaşı'ndaki stratejisini konuşuyorduk. Ne zaman ki İslam peygamberinin kendi öngörüşü vaki oldu, Hazreti Halid bin Velid sancağı eline aldı ve komutan olarak ordunun başına geçti. Ertesi gün bir strateji uyguladı diyordu Ebu Bekir hocamız ve tarihçi Ebu Bekir Subaşı hocamıza ben hemen dönüyorum. Hocam, Halid bin Velid nasıl bir strateji uyguladı? Sağdakileri sola, soldakileri sağa kaydırdı ve... Şimdi burada bütün mesele şuydu. Buradaki komutanlığın yapabileceği en güzel şey İslam ordusunu yok olmaktan kurtararak Medine'ye doğru çekmektir. Esas bu. Ve dolayısıyla savaşın nasıl olacağını bilen ve ani ve kuvvetli karar veren Halid bin Velid'den sağ ve sol kanatları değiştirip öndeki ve arkadakileri değiştirerek karşılığındaki kuvvete bir yardım geldiği hissini verdi. Onlar tabii ister istemez bu bir duraklar insan. Yani yeni bir takviye geldi. İşte onların bu şaşkınlığı esasında merkez kuvvetler kuvvetli bir şekilde hücum edip kanatlar geri çekilmek suretiyle tamamıyla orduyu çöle çekti. Özellikle bu koskocaman büyük Rum ordusu da çöle girip onlarla mücadele etmeye cesaret edemedi. Ve tabii büyük bir ordu olmanın kendine göre de bazı sıkıntıları var. Yani Malazgirt'te bizi Rumların yaşadığı şey çok farklı değil. Dolayısıyla geri dönerken de hayatında, yani İslam'a girdikten sonraki hayatında bir kaleyi fethetti. Fakat Medine'ye gelince sizce ne oldu? Medine'ye gelince ayıplandılar bu 3000 kişi. Neden? Neden kaçtınız? Tebük'te neden çöle gittiniz? Şimdi burada İslam tarihinin bazı gariplikleri vardır. Efendimiz Aleyhisselam hayatındayken böyle bir fitne yahut da böyle bir dedikodu diyelim zuhur ettiği zaman kesin hükmünü koyup herkesi yerli yerine oturtuyordu. Nitekim onlar kaçak değildir. Bilakis onlar tekrar saldırmak için geri çekilip geldiler diye koydu ki bu aynı zamanda İslam harp hukukunda da bir şeydir. Bir esastır. Çünkü yıllar sonra Köprülü Mehmet Paşa düşmanın önünden çekilen Yeniçerileri öldürttüğü için hesaba çekilmiştir. Evet. Bu hesaba çekilirken bu mevzular anlatılmıştır. Denilmiştir ki Asap da hücum etti ve geri çekildi. Mehmet Paşa sen neden bu insanları katlettirdin? O da şöyle bir cevap vermiştir. Demiştir ki Asap herhangi bir maaş falan almıyordu. Dolayısıyla mutlaka savaşmak durumunda değildi. Saldırmak için tekrar çekilebilirdi. Ama bunların öyle bir şansı yok. Hepsi maaş alıyorlar ve mutlaka emir verildiği zaman saldırılmaları gerekir. Bunlar çünkü İslam'ın sadrı İslam bunlara örnektir. Yine i̇şte Viyana kapılarından geri dönen Kanuni Sultan Süleyman ağır kış şartlarını gördüğü için geri döndü değil evet, mi? Yani evet. Ya da askeri orada ileri sürmek aslında çok mantıklı bir iş olmayacağı için. Derler ya hani bazı komutanlar vardır ileriyi görürler ve ona göre hareket ederler. Halid bin Velid'in de aslında burada yaptığı neyin neticesinde evet. Buydu. Tabii şimdi Efendimiz'den sonra bu fitneler niye çıktı diye sorduğunuz zaman o zaman şunu söylerim. Fitneler daha önce çıkmıyor muydu? Ama çıkıyordu. Allah'ın Resulü burada bulunduğu için ona vahye mazhar olduğu için ona ne diyorsa tamamdır. O mesele bitiyordu. Ancak ondan sonra artık insanların kendi içtihatları oldu. Onun için asabın birini birine üstün tutmak elbette ki kendi aralarında bir tabakatı var ama taraf tutmak, öbürüne dil uzatmak son derece yanlış bir şey. Çünkü artık burada hadi diyelim ki şöyle kazara Efendimiz hayatta olmasa bu 3000 kişilik kahraman kaçak olarak insanların zihninde kalacaktı. Ama Efendimiz bunların önüne geçti. Hocam, Halid bin Velid'in Mekke'nin fethinde rolü var mı? Var. Yani çünkü çok önemli aslında. Evet. Hani biz Müslümanlar için en önemli mevzulardan birisi budur. Nedir hocam? Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim. İnsanlar arasında böyle paratoner gibi belayı çeken tipler vardır. Halid bin Velid'in de böyle bir özelliği var. Yani mesela Mekke fethinin evveliyatında şu vardır. Mekke müşrikleriyle Hudeybiye barışı yapıldığı zaman 10 senelik bir barış olarak düşünüldü. Fakat Mekke müşrikleri bu anlaşmayı bozdular. Bir keresi epey uzun. O zaman Mekke'nin ulusu durumunda bulunan ve Efendimizin de aynı zamanda kayınpederi olan Ebu Süfyan Medine'ye gelerek
tekrar barışı sağlamaya çalıştıysa da kendi kızı dahi, Ümmü Habibe annemiz, Ebu Süfyan'ın kızı, henüz babası Müslüman olmamış, reddetti. Bu iş bizimle ilgili değil, hatta peygamberin minderine oturma, sen bir müşriksin diyecek kadar da bir şey göstermiştir, sertlik babasına karşı. Ve bunun üzerine İslam ordusu toparlanmaya başladı. Efendimizin etraftaki kabilelerden müttefiki olanlar, işte Huzaalılar mesela geldiler. Aşağı yukarı 10 bin kişilik kuvvet oldu. Fakat burada şöyle bir şey var. Doğrudan doğruya Mekke üzerine gidiyormuş gibi yapmıyor. İslam ordusu zikzaklar çizerek bu esnada hatta bazı diğer kabilelerden de üzerimize acaba geliyor mu diye dehşete kapılanlar oldu. Fakat yol Mekke'deydi. Mekke'ye yaklaştığınız zaman karşıdaki dağlarına ateşler yakıldı ve Ebu Süfyan'ın son hamlesi de Müslüman olmasıyla neticelendi. Ve dört kol halinde Mekke'ye girildi. Bu dört koldan bir tanesi Halid bin Velid adamın kolu. Onun giriş yapmış olduğu yerde tam böyle dövüşmek için hazır bekleyen Mekke müşrikleriyle karşı karşıya geliyor ve orada diğer bir çatışma oluyor. Diğer tarafların değil de evet, dövüşmek için hazır beklenen yer onun girdiği yer oluyor. Ve şimdi Efendimiz Aleyhisselam biz Safa Tepesi'nde buluşacağız Mekke'ye girdikten sonra diye buyuruyor. Halid bin Velid buradaki işini bitirip Safa Tepesi'ne gelinceye kadar dedikodu ondan önce geliyor. Şikayet ediyorlar. İşte Halid kan döktü. Ya Resulallah siz dememiş miydiniz ki işte Mekke'ye kan dökmeden girelim. Evet, Mekke'ye kan dökmeden girmek istiyordu Efendimiz. Ama hala illa da bu Mekke'ye kansız giremezsin diyen birileri varsa bunları da bertaraf etmek gerekiyordu. Ve Efendimiz Aleyhisselam Halid bin Velid'i burada hesaba çekti. Şimdi burada şunu anlatmamız gerekiyor. İslam tarihinde işte ulemanın, bazı böyle sanatkarların hep böyle ne bileyim sakin bir hayatları olur. Tantanasız bir hayat geçirirler konaklarda ahbaplarıyla, dostlarıyla. Fakat iş komutan olunca sıkıntılı. Yani kaybederseniz zaten yandınız. Ama kazandığınız zaman da başınız rahat değildir. Nitekim bizim hayatta yaşadığımız gençlik yıllarımızda büyük hizmeti bulunan insanların birdenbire hapse girdiğini de gördük. Daha önce tarihte de bunlar vardır. Osmanlı tarihindeki bu vezirlerin bu kadar fazla ölümlerinin sebebi birbirlerine kurdukları tuzaklardır. Hiç sebepsiz. Yani Tanrıcı Ahmet Paşa acaba neden bir senesini doldurmadan katledildi? Çünkü o uzun bir hikaye, ayrı bir şey. Ama şimdi komutan olmanın kendine göre sıkıntıları var. Efendimiz bir harp hukuku meydana koyuyor. Günümüzde yaşadığımız kasaplar ve caniler gibi değil. Evet. Mesela işte Mute'ye gönderirken harp tarihiyle ilgili, harpla ilgili harp hukukunu da meydana koyuyor. Gittiğiniz yerde diyor, manastırlarına çekilmiş olan, ondan sonra şeyle Hristiyanlarla sakın onlara dokunmayın. Zeytin ağaçlarını kesmeyin. Kadınlara, çocuklara dokunmayın. Ekinleri harap etmeyin diye. Çünkü savaşta olması gereken şeylerinin hukukunu koyuyor. Fakat işte savaşa girdiğiniz zaman o savaş meydanında durum farklı oluyor. Şimdi mesela kadına dokunmayacaksın ama Halid bin Velid'in karşısına savaşmak üzere çıkan kadınları biçince bu defa da şikayet geliyor. Halit kadınları öldürdü diye. Şimdi buradaki durum da öyle. Daha sonra da bunları yaşayacak Halid bin Velid. Zannederim o hesap sorular geldiğinde onu yapacağız. Ve Halid bin Velid'in İslam tarihinde yapmış olduğu bir şey daha var. O devrin meşhur putlarını kırmaya özellikle Halid bin Velid gönderiliyor. Yani şöyle düşünelim. Ya işte orada bir tane taş vardı. Bunlar işte helvadan da zaten ilah yapıyorlardı. Oraya gitti kırdı. Hayır, o kadar basit değil. Şöyle bir örnek vermek istiyorum. Bugün Hristiyanlığı harap eden şeylerden birisi nedir? Eski Roma'nın pagan ilahlarıdır. İnançları hala bütün ondan sonra zaten fikirleriyle, heykelleriyle gelip Hristiyanlığa doldular. Evet. Şimdi ben şöyle soruyorum. Apollo'nun tek bir tane heykeli olmuş olsa, herkes ona secde ediyor olsaydı. Aynı şeydir burada Lat putunu kırmak. Daha sonra Uzay'ı falan da kıracaktır. Üç tane meşhur putu. Dolayısıyla o devirde insanların uzun zamandan beri ilahlaştırmış oldukları meşhur ve etrafında da bunların tabi sıradan basit bir kayadan ibaret olmuyor. Onun yanında böyle garip garip insanlar, mahluklar, şunlar bunlar oluyor. Ve Halid bin Velid'den bunu büyük bir cesaret sahibi ve sağlam bir iman sahibi olduğu için gidip yıkıp geri geliyor. Yani Lat ve Uzay'ı Halid bin Velid mi devirdi? Evet.
Hatta şöyle bir şey var ya, ya Resulallah, biz Müslüman oluruz ama putumuz bir müddet kalsın diye teklif edenler oluyor. Yani bakın şimdi bu o kadar basit bir şey değil. Hani biz böyle okurken gitmiş kırmış. Kabe'deki Hayır putları öyle değil. kırdılar vesaire Öyle, diye çok adam rahat karşıda ya, konuşuyoruz ya değil mi? Resulallah, biz Müslüman olacağız ama bir sene daha putumuz bizimle kalsın. Mesela şimdi böyle bir Vedalaşamıyorlar. sosyal çevre var ve onları da kırıyor. Zannederim ondan sonra sorularla yola devam edeceğiz gibi görünüyor. Hocam şimdi buraya kadar Efendimizle beraber olan işte önce iman eden ve daha sonra iman ettikten sonra Peygamber Efendimizin aslında hadisine de mazhar olan, öngörüsüne mazhar olan bir Halid bin Velid var. Ve nihayetinde de Mekke'nin fethinde yaşanan bu güzel olaylar var. Peygamber Efendimizin işaretiyle putları kıran bir Halid bin Velid görüyoruz ama son Tebük, hani Peygamber Efendimiz hayattayken son savaş Tebük. Buradaki Halid bin Velid'in rolü nedir? Ve son savaş olmasının, hani Peygamber Efendimiz hayattayken son savaş olmasının da özelliği nedir diye Evet. soracağım size. Şimdi evvela şunu anlamamız gerekiyor. Halid bin Velid adam gibi büyük komutanlar bir yere giderlerken, bir sefere ve oradan dönerlerken aslında biz kısa geçiyoruz. Falan yere gitti, bu savaşı kazandı yahut da kaybetti, geri döndü. Hayır, giderlerken bir şey yapıyorlar, dönerken başka bir şey yapıyorlar. İşte bu Tebük muharebesinde mesela o Efendimiz'e katılmış olduğu son savaştır. Bir karşı koyma, yani muteliye bir yönüyle benzeyen ama neticesi savaşsız olarak biten bir hadisedir. Beraber gitti. Fakat Efendimiz geri dönmeden önce Ukeydir diye biri vardı. O anlaşmayı bozmuştu Resulullah'la ve onu bertaraf etmeye gönderdi. Yani o esnada herkesin rahat rahat geri döndüğü bir sırada o yanındaki bir avuç adamıyla büyük bir yine harp dehası şeyi göstererek özelliği o Ukeydir'i dünyadan kaldırıp attı bir tarafa. Dolayısıyla böylece Halid bin Velid radıyallahu anh'ın Tebük'te Resulullah'la beraber bulunup ayrıca veda hacındayken de onu dinleme şerefine mazhar olanlardan birisidir. Ondan sonra da bir daha da bir sefere çıkamayacaklardır. Peygamber Efendimizin veda Pardon, hacını veda aslında hacında onun veda ümmetine hutbesini dinledi. vasiyetini, Evet. nasihatini dinledi. Onlardan birisidir. Peygamber Efendimizin vefatından sonra, şimdi zaten vefatını hep biz konuştuk. Hem programımızda hem de kanalımızın diğer programlarında konuşuluyor. Tabii orada bazı siyasi olaylarda işte halife seçimi, Hazreti Ali'nin Peygamber Efendimiz'i yıkıyor olması, halifenin seçiminden haberdar olmaması ama daha sonra işte biat etmeleri vesaire, biz bunları zaten konuştuk. O dönemlerde biraz siyasi mevzular var. Bu Peygamber Efendimiz'in vefatından sonra Halid bin Velid'in siyasi makamlarla arası nasıl oldu? Çok garip bir şekilde Halid bin Velid Radıyallahu anh hayatı boyunca bazı şeylerle hiç uğraşmamıştır. Bunlardan bir tanesi ticaret, Bir de siyaset. bir tanesi siyaset, bir de Efendimiz'den öğrendikleri ve kendisini içtihat seviyesine getiren bir ilmi olmakla beraber yakın asap gibi. Mesela Ebu Musa el-Eş'ari radıyallahu anh gibi bir ilim sahibi olmakla da uğraşmadı. Yani gece gündüz ben ilim sahibi olayım yahut da bir makama geleyim yahut da makamı gelecek birini destekleyeyim. Hayır. Sadece askerlik, silah ve savaş. Yani başka, hatta işte belki sırası gelecek inşallah. Hazreti Ömer'den onu teftiş etmeye gittiğinde içeri giriyorlar Bilal-i Habeşir adamla beraber. Bir bakıyorlar ki elinde ok ve yayıyla uğraşıyor. Onları şey yapıyor. Oradan sonra herhalde biriktirmiş oldukları şey buradadır diye sandığı bir açıyorlar ki orada da yine kılıç ve zırhları eski. Onlar duruyor. Yani bir mal sahibi olmayla da hiç ilgilenmemiş. Yani zengin olmak hatta yani bu da helaldir neticede. Ebu Ubeyde bin Cerrah mesela o sonradan vazifesi ona devredilen cennette müjdelemiş bir sahabi ve aynı zamanda mal mülk sahibidir. Hayır, Halid bin Velid'den mal mülkten de uzak. O kadar da değil. Uzak ve Hazreti Ebu Bekir adanın mesela işte seçim meselesinde bu bazı şeyler oluyor. Halid bin Velid'den bunların arasında hiç olmuyor. Fakat Ridde savaşları yani mürtetler hadisesinde Hazreti Ebu Bekir Adan'ın yanında yer alıyor. Yani bunun manası şudur. Yanında yer almayan sahabe de oluyor. Hazreti Ebu Bekir Adan'ın da karışmıyor. Neden diye sorulacak. Şimdi bunun kendine göre bazı dikkatli olunması gereken böyle mayınlı sahalar var burada. Şimdi adam diyor ki ben diyor zekat vermem ama diyor İslam'ın geri kalan her şeyini yaparım diyor. Şimdi burada Efendimiz yok ki hayatta artık. Evet.
Bazıları diyorlar ki, ey Ebu Bekir, bunların üzerine gitmek tehlikeli ve sıkıntılı olmaz mı? Bütün İslam'ın emirlerini yerine getiriyorlar. Sadece zekatı vermiyorlar. Bunun üzerine Hazreti Ebu Bekir'den kuvvetli ve sağlam bir şekilde ayağını basıyor. Vallahi biz namaz kılarım deyip de zekat vermem diyenlerle savaşırım diyor. Evet. İşte bu esnada yanında yer alanlardan, evet, savaşında seninle beraberiz diyen ilk saflarda Hazreti Halid bin Velid vardır. Ama halife seçimine hiçbir şekilde müdahil Müdahil olmamıştır. değil.